Din, Nulis Hocam'ın da dediği gibi hayatın en önemli gündemi, Allah'ın bize gönderdiği bir hayat nizamı. Onda iman var, ibadet var, hukuk var, sosyal hayat var. İnsanı Allah-u Teala mükemmel yaratmış. Bütün yeryüzünü dizayn ediyor. Ama insanın bir özelliği de kan dökücü ve bozgunculuk çıkartıcı olması. Bu belki onun egemen güç olma, halife, egemen güç olma özelliğinden kaynaklanıyor. İşte insan aklı ile bazı doğruları bulabilir, bazı yanlışlardan kaçınabilir. İşte doğru söylemek, cesaret, efendim, insanlara iyilik yapmak, bunlar bütün insanların kabul ettiği değerlerdir. Hırsızlık, adam öldürme, zina yapma gibi şeyler de bütün insanların kötü gördüğü şeylerdir. Ama insan aklı ile her zaman hareket etmeyebilir. Çünkü onda nefis var, zaafları var, yaşadığı bir kültür var. Bir de imtihan sonu sebebi şeytan var. Nefsi işte, var. Ve diğer insanlar var. Dolayısıyla Allah Teala bu noktada insanlara yardımcı olabilmek, rehber olabilmek için kitaplar göndermiş, peygamberler göndermiş. Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar bu süreç devam etmiş. İşte bu süreçte Allah'ın gönderdiği dinlerin ortak ismi İslam. Yani inneddine indallahil İslam buyuruyor Allah Teala. Yani Hazreti Adem'den itibaren. İtibaren bütün dinlerin ismi İslam'dır. Hak din İslam'dır. Bundan dolayı bütün peygamberler ve ümirtü en ekune minel müslimin buyuruyor, söylüyorlar. Ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Müslümanların ilki olmakla emrolundum diye hepsi böyle söylüyor. Ve en son İslam din Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelmiş. En son mektup, Allah'ın mektubu, kitap, Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelmiş. Allah-u Teala işte bu kitabı ile gönderdiği elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile bu şekilde kitap ile ve peygamber ile Allah-u Teala insanlara yol gösteriyor. Demek ki dinin kaynağı dediğimiz zaman öncelikle Allah'ın gönderdiği kitap ve onun gönderdiği peygamber bizim için çok önemli.